Hakkı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da seçmenlere seslendi. Gençlere sandığa gidin çağrısı yapan ana muhalefet liderinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Sözüm söz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğim. Beraber, birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Göreceksiniz. İddialı mesajlar verirken hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Dünya kadar engel çıkarıyorlar. Dünya kadar iftiralar atıyorlar. Utanmadan bir sürü rezaletli şeyler uyduruyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, bu millet kararını vermiş. Yeter artık ya. Yeter kardeşim ya. Yeter milleti böldün ya. Yeter milleti ayrıştırdın ya. Yeter mutfaktaki yangın ya. Bu milleti soğana mahkum ettin ya. Yeter kardeşim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da seçmenlere seslendi. Kadınlar pazara giderken ne olduğunu görüyorlar. Beyler cennette, size cehennemi layık görüyorlar. Onları ne yapacağımı ben gayet iyi biliyorum. Ama her mutfağa huzuru ve bereketi getireceğim. Her mutfağa. Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini yineledi. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekli kardeşlerim gidecekler. Bankadan emekli aylıklarını aldıklarında 15 bin liralık ikramiyeyi de görecekler. Ben bunu söyleyince bağırıyorlar. Parayı nereden bulacaksın? Siyasi otorite paraların büyük bir kısmını beşli çetelere vereceğim diyor. Ben o beşli çetelerden son kuruşuna kadar alacağım. Bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine, herkese, esnafına, herkese vereceğim. Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde gençlere sandığa gidin çağrısı yaptı. Sakın şöyle bir rehavete kapılmayın. Ya bir oydan ne olacak? Bir şey olmaz. Ben de sandığa gitmeyeyim. Hayır, sandığa gidilecek.